Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Bir de nikah şekeri olayı var. Neler konuşuyoruz, inanamıyorum yani. Canım o kolay. Sade bir şeker seçersiniz. Olmaz. Selin gümüş istiyor baba. Allah'ım sen büyüksün. Kaç kişi çağıracaksınız ki? Ay kızım daha düğün olup olmayacağı belli değil. Olur mu anne, yapacağız ya. Hazırlıklara hemen başlarsak Haziran gibi evleniriz diye karar aldık. Of of. Peki kaç paralık şey bu gümüş nikah şekeri? Baba o bir şey değil de esas düğün büyük kalem yani. Selin 500 kişilik olsun istiyor. 500 mü? Ne yapıyorsun oğlum? Fakir fukarayı mı doyuracağız? Bu iftar çadırı mı? Baba ne yapalım? Kızın çevresi geniş ya. Bak buraya sadece 50 kişilik basın yazmış. Ha bak biz o kadar zengin değiliz oğlum. Çok istiyorsa babası yapsın. Aa. Olur mu anne ya? Kız tarafı düğün yaparmamış hiç. Ay affedersiniz ama yani bunları konuşurken lütfen benim çeyiz ve diğer detaylarımı da düşünerek harcayın. Yani bütçeyi ikiye bölelim. Öyle mi ekonomi bakanı? Sana ne oluyor? Senin zaten amacın evlenmek falan değil, benim işime taş koymak. Maksatın beni aksatmak. Oğlum ben bu kadarın altından kalkamam. Bunun beyaz eşyası var, gelinliği var. Maşallah kız da hep lüks şeyler istiyor yani. Sevimsiz. Anne lütfen ya. Oğlum bak o zaman yarı yarı yapacağız bu işi. Sen bir kısmını kendi harçlığından, birikiminden verirsin. Gerisini de ben hallederim. Baba Allah aşkına ne harçlığı ne birikimi ya. Vallahi bu aralar kendi gezip tozmama para harcayamıyorum ya. O zaman gezmeyeceksiniz oğlum. Madem bu yaz evlenmeyi kafanıza taktınız... O zaman kendi imkanınızla yaşayacaksınız. Götürme öyle her akşam lüks yerlere. Ama ne? Sen sus Aslı. Senin masa örtün ve tabak çanak takımı yüzünden bunlar benim başıma geliyor zaten. Bak oğlum evlenmeyi kafana koyduysa biraz kemerleri sıkacaksın. Bu işler böyle olur. Yani gelinliğe düğüne karışmam. Gerisini yaparım. Babacığım ne kemeri ya? Allah Allah sıka sıka öldük zaten, yapma Allah aşkına ya. Canımı mı alacaksın oğlum? Aa 500 kişilik düğünmüş. Benim imkanlarım evinizi verip dayayıp döşeyip efendim balayına gönderecek kadar işte. Ya 32 yaşında adamsın. 23 yaşında bir dükkana ortaksın. Hiçbir bir kenar para koymadın. Evlenenle ev yapana Allah yardım eder Volkan. Doğru demiş Tahsin amca Volkan. Bak ben mısır patlatma makinesinden yüz görümlülüğüne... yani İtalyan mutfaktan çocuk odasına kadar her bir şey için para hazırladım yani. Para yatıyor. Yani yarın öbür gün birisi dese ki hadi gel evlenelim. Mesela Aslı. Örnek yani. Şıp diye evlenebilirim. Yalnız Aslı daha genç Taceddin. Sen o paraları bana ver. Ben sana aydan aya ödeyeyim. Kusura bakma Volkan kardeşim ya. Yarın ne olacağımız belli değil. Hem zaten o para vadede, bozamam. Gerçek dost Taco. Doğru vallahi Taceddin. Mısır patlatma makinesi olmadan oturulmaz. Yani televizyonun karşısında iyi gider dediydim be kardeşim. Tamam Taceddin, tamam. Seni de anladık. Ya, kusura bakma Volkan ya. Ben 19 yaşından beri evlilik için hazırlık yapıyorum yani. O paraya çok ihtiyacım var, o parayı bozamam. Ama eğer bir düğün için bir eksiğin varsa, düğün hediyesi alabilirim sana ha? Ne dersin?
Vallahi var. Düğün hediyesi olarak sen bana bir düğün yaptı Hacettin. Düğünüm yok benim. Çok makbule geçer yani. Allah Allah ya. Anam düğün ne zaman? Ona göre bir takım bakım bir şeye uyduralım yani, alalım. Ya bu yaz değil. Şimdi ya sonbaharda ya gelecek yaz. Ama sen alt takımını yine, çünkü Volkan'la Selin harbiden evleniyor. Aa! Yahu çifte bak. Aslı bunların çocuğu olsa ne olur? Ekstra small mı olur? Ekstra large mı olur? Yoksa ikisinin ortası normal bir insan mı olur? Bu bir kabus mu? Merhaba Aslı, nasılsın? Merhaba, iyiyim. Victoria, mersi. Hoş geldin. Merhaba Şesu. Merhaba Vicky. Hayırdır ya, hangi rüzgar attı seni buraya? Gerçi sen bu mevsimde bir ziyaret edersin buralara ama. Bazı işlerim vardı, onları halletmeye geldim. Ne işi? Yemek mi? Özel işler. Biz Cem'le sözlendik, biliyorsun. Ha evet, duydum birkaç ay önce. Tebrikler. Teşekkürler. Mersi. Bir şey içer misin Victoria? Bir kahve lütfen Şesu. Süt, şeker? Yok, aldığım kiloları vermeye çalışıyorum. Kilo mu aldın? Evet, doğumda bayağı kilo aldım. Bebeğin mi var? Ay, çok tebrik ederim. Mersi. Ne zaman evlendin, ne zaman çocuk yaptın Victoria'ya? Evlenmedim. Güzel, çok güzel. Bence gayet güzel. Ben destekliyorum yani. Hiç evlilik şart değil, değil mi Şesu? Tabii canım. Ya Aslı, yani sonuçta imzadır nihayetinde. Nedir yani? Yani ananın babanın birbiriyle anlaşması, birlikte olması, mühim olan bunlardır yani. Şanslı baba kim? Zilli. Cem. Ha hangi Cem? Merhaba. Bu müzik hocası tanıdığınız mıdır? Hangi müzik hocası hanımefendi? Kağıt atmışlar şuraya çocuklara müzik dersi diye. Ha, gelen geçen asıyor öyle bir şeyler. Biz de veliler olarak toplandık. Yazın çocuklar müzik dersi alsın diyerekten. Ha, iyi günler. Bir dakika hanımefendi. Müzik deyince ustası Volkan Bey'dir. Ha? Konservatuvarın onur öğrencisiydi. Dahi çocuk diye Fransa'ya göndermek istediler ama annesi oğlunu bırakamadı. Günlerce sarılıp birbirlerine ağladılar. Onun yerine Fazıl Say gitti. Fazıl Say mı? Hadi ya, gerçekten mi? Vah. Ah İffet teyze, ah. Ya Volkan gitseydin şimdi çok meşhur olmuştun ya. Ya işte kısmet değilmiş Taceddin, ana yüreği. Bravo, demek müzik dersi ha? Tabii çoluk çocuk sokakta çelik çomak sefil olmasın, bir şey öğrensinler. Niye onlar da bir gün bir Beethoven, bir Mozart, bir yani o gruplardan şey yapmasınlar değil mi? Olmasınlar. Bravo. Flüt dersi veriyor musunuz? Flüt, mandolin ayarlarız değil mi Volkan? Ha, kişi başı 75 milyon, grup indirimi de yaparız. Çocuk başına 50 milyon alırım grup olursa. Hanımefendi, öyle gelişi güzel afişlere kanmayın lütfen. Etraf şarlatan dolu. Bir telefon alabilir miyim? Tabii. Tavukçu. Kağıt kalem getir oradan abiciğim. Ya Allah'ım ne şanslı çocuklar var ya Rabbi. Biz küçükken böyle üstadları sadece radyoda dinleyebilirdik. Estağfurullah. Meğer ayrıldığımızda da hamileymişim. Çok geç fark ettim. New York'a döndüm. Sonra stresten vücudumda garip şeyler oluyor sanmıştım. Stres derken hani Vicky gitti ya perde seçmeye. Cem de onu bıraktı, sana aşık oldu. O stresten bahsediyor Aslı. Anladım Şesu. Aslında Cem'e söylememe kararı almıştım ama küçük Cem 4 aylık oldu. Ve babasının bilmesi gerekir diye düşünüyorum. 4 aylık mı? Küçük Cem mi? Küçük Cem veya Cem Junior. New York'ta öyle diyoruz. Yani babasını tanır, yılda birkaç kez görürse daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tabii Victoria, olur mu öyle şey? Tabii tanıyacak babasını, babası da onu tanıyacak ya. Oh!
Cem Junior mı dedin sen? Evet, resmi var burada. Asiye misin? Yok. İşte Cem Junior. Ay, çok güzel ya. Cem'e çok benziyor. Benziyor bayağı. Ana maşallah Cem Junior'a bak. Aynı reklam bebekleri gibi vallahi maşallah. Aa. Victoria. Ne işin var senin burada? Hoş geldin. Ziyarete geldim. Aa, ne güzel. Siz konuşun. Aslı. Ne oluyor burada? Alamayacağım. Ay ırz düşmanına bak, görüyor musun ya? Ay tövbe tanrım Allah'ım ya. Ay, bir de utanmadan gayri resmi meşrusundan çocuk falan yapmış ya. Ne ayıp ya. Öyle demeyin ya. Cem Junior'ın bir suçu yok ki. Ya, Aslı'cığım. Bence bir de olaya iyi tarafından bakmak lazım. Yani evleniyorsun ve çocuk hazır. Ne evlenmesi? Yok ben evlenmem. Çocuklar manyak mısınız ya? Yok olur mu artık? Bunlar, dur bir dakika, çok gerginim, şey yapma Selin. Bunlar nişanlanmış, kız hamile kalmış, doğurmuş. Artık ben nasıl gireyim araya, bu saatten sonra bitmiş iş yani. Aslında çok zor tabii. Yani şimdi Cem'in o çocuğu üstlenmesi falan lazım. Bitti, tamam. Alsın Victoria'yı. Ben de kurtulayım, kız da kurtulsun. Kızım, boş ver be. Sen böyle elini sallasan, saçını sallasan terlisi falan şeklinde bir bünyesin. Cem arıyor. Hayırlı olsun arkadaşım, baba olmuşsun. Allah analı babalı büyütsün, emin inşallah. Saygısız ırız düşmanı. Şşşt, Selim. Ne be, çocuk ne yapsın ya? Alo. Cem. Geliyorum Aslı'ya. Dağılmış, dağılmış. Alo. İyi işte yani. Ya Cem artık bu şeyden sonra ben hani evlilik falan zor yani. Ama ben seni seviyorum, ne olacak? Çok güzel. Bana benziyor değil mi? Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şey ya? İşte kaza kurşunu. Nasıl oldu ben de anlamadım. Kurşunuymuş, evet. Aslı'cığım, canım ofisin bütün kızları bizi mi dinliyor orada? Neyse. Ama 4 aylık bir bebek için ne kadar gürbüz, ne kadar tombik bir şey değil mi? Anne baba iri yer ol. Alo. Bakmayacağım ama benim için bu iş biter yani. Ay nasıl yaşayayım Cem ben bu vicdan azabıyla ya? Ağrıma taş basarım, o olur yani. Ne haber Kubi? İlk işten olsun, ben Aslı'dayım. Hale bak ya, eski boyfriendin yeni sevgilisini arıyor, hoş. Tamam, burnumu uzattım. Şşş, kızım ne oluyor? Parmağıyla burnumu pıt hareketi yapıyor, sevgi hareketi. Ay telefonda mı yapıyor böyle? İnanmıyorum ya. Kızım o parmakla burna pıt hareketi var ya, bizim hareketimizde Kubi'yle.
ya. O nasıl bir ortamdayız ya? Şuna bak ya. Eski boyfriendim. Yaprak'la beraber. Victoria Cem'den çocuk peydahlamış. Bir nevi pes pembe bir dizi ortamı oldu sanki burası. Demek Kubilay'la berabersin. Bana Kubilay'la beraber olduğunu mu söylemek istiyorsun yoksa? Kubilay ve ben. Evet, onunla bir süredir beraberiz. Üzgünüm Selin. Yani... korkarım onunla sevgiliyiz. Hiç vakit kaybetmemişsin. Bana Kubilay'la bir ilişki yaşadığını mı söylemek istiyorsun yoksa? Sütçüoğlu Holding'in hisseleri sana bir ömür boyu yeter Selin. Korkarım her şeyi aynı anda elde etmek mümkün değil, öyle değil mi? Bana Sütçüoğlu Holding'in hisselerini istediğimi mi söylüyorsun yoksa? Tam üstüne bastın. Volkan Sütçüoğlu'nu elimden almanın başka ne gibi bir nedeni olabilir ki Selin? Volkan Sütçüoğlu'nu Sütçüoğlu Holding'in hisseleri için mi istediğimi söylüyorsun? Bak Selin yere bakan. Sen de, ben de bu vadide oynanan oyunun kurallarını gayet iyi biliriz. Hangi vadide? Nişantaşı. Vadide değil mi? Ay tam adamına sordum falan yani. Vay vay vay. İki vahşi kedi. Sevgilim, Yaprak. Hangi rüzgar attı siz? Biz de Sütçüoğlu Holding'in hisselerinden söz ediyoruz tatlım. Bu vadideki oyunun kurallarını iyi bilirsin. Hangi vadi? Ben sana demiştim. Selin seninle evlenince Sütçüoğlu Holding'in hisselerinin yarısı onun olacak, öyle değil mi Volkan? Böylelikle Selin sadece basının prensesi değil... aynı zamanda bu bölgenin de muhallebi kraliçesi olacak. Durun bakalım, acele etmeyin. Önce kardeşimi ortadan kaldırmamız lazım. Aslı Sütçüoğlu'nu ortadan kaldırmamız gerektiğini mi söylüyorsun yoksa? Aslı etrafımızda olduğu sürece şirket asla tamamen bizim sayılmaz. Hisselerin yarısı ona ait. Demek Aslı'yı ortadan kaldırmamız gerekiyor, öyle mi? Güzelim, sen biraz geç mi anlıyorsun? Sanırım Aslı Bahçıvan'la olan ilişkisinden başını kaldırıp hisseleriyle ilgilenemez. Aslı'nın Bahçıvan'la bir ilişkisi olduğunu mu söylüyoruz? Volkan, Selin, Yaprak. Sanırım birisi benden bahsetti. Korkarım, ismimi duydum. Benim hakkımda mı konuşuyorsunuz? Aha. Yoksa senin dedikodunu yaptığımızı mı söylemek istiyorsun tatlım? Yeter be. Bu evde niye herkes her şeyi geç anlıyor ya? Ramon ve ben biraz bahçeyle ilgilendik. Değil mi Ramon? Si, señorita. Oo, Kubilay Peynircioğlu.
Sen buralara gelmezdin. Volkan. Selin. Yaprak. Aslı. Ve Ramon tabii. Satın aldığım mandıraları görmeye geldim dostum. Biliyorsun bu vadide çok ama çok güzel peynir yapıyorlar. Nişantaşı'nda mandıra mı var? Durun şimdi karıştırmayın. Nişantaşı'nda mandıra mı var, vadi midir, değil midir falan. Hadi gitsin, hadi gitsin. Biz birlikteyken bu araziye daha az gelirdin Kubilay Peynircioğlu. Volkan'a bir ortaklık teklifim var. Sütçüoğlu Holding ve Peynircioğlu Holding birleşerek bölgedeki en büyük ama en büyük kazan dibi ve... tost kaşar üreticisi olabilirler. Ne diyorsun? Cevabını bekliyorum. Çabuk söyle. olabilir. Acele karar verme Volkan Sütçüoğlu. Unutma ki Sütçüoğlu Holding hisselerinin yarısı hala bana ait. Bu vadide oyunun kurallarını herkes bilir. Bak, vadiymiş. Ramon, bizi biraz yalnız bırak. Git sen zambaklarınla, şebboylarıyla oyalan. Hadi. Si, senyor. Bir dakika Ramon. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ramon ve ben... evlenmeye karar verdik. Sen bize Ramon'la evleneceğini mi söylüyorsun? Demek Ramon'la evleneceksin ha? Vallahi bayılacağım artık yarabbim. Evet. Ve Sütçüoğlu Holding en sonunda yeni veliahtına kavuşacak. Hatta hisselerimin yarısını Ramon'a devrettim bile. Ne? Ne? Nasıl böyle bir şey yaparsın Aslı? Bir bahçıvan parçasıyla buna inanamıyorum Aslı. Biz asil bir aileyiz. Yüzyıllardır Nişantaşı'nda yaşıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Yüzyıllardır mı? Yıllardır. Sen bize Ramon'la evleneceğini mi söylüyorsun? Aman dur, dur, dur. Sus artık, tamam. Of! Victoria. Ramon, bizim bir çocuğumuz var. Ha? Victoria, sen sizin Ramon'la bir bebeğiniz olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Demek Ramon ve Victoria'nın bir çocuğu var. Evet. Ramon Junior tam 4 aylık bir oğlan çocuğu. Oo, bittik biz, bittik. Şirketi de yaptın herifin üzerine Aslı. Şimdi bunun veledi büyüyecek, ümümüzü sıkacak bizim. Ne de dersin? Üzgünüm ahbap. Ama korkarım o çocuk büyüyünce gelip sizin ümüğünüzü sıkacak. Yani Ramon Junior'ın büyüdüğünde bu vadinin ümüğünü sıkacağını mı söylemeye çalışıyorsun sevgilim? Sevgilim deyip durma be. Korkarım sinirime dokunuyor. Hayatım, daldın gitti. Sen beni unutça. Vallahi siz çoluğunuzla çocuğunuzla artık mutlu olun. Beni bırakın. Bay bay. Ay çok trajik ya. Bundan sonra böyle. Bitti. Evlilik falan. Geçti benden artık. Kısmet değilmiş. Ya. Siz mutlu olun arkadaşlar. İnsanlık mutlu olsun. Beşikteki o bebe mutlu olsun. Ay Aslı. Ha canım. Kızım, bak benim...
benim rüyalarıma giriyor. Bu aşk dörtlüsü olayını çözmemiz lazım. Ya hepimiz medeni bir çevrenin insanlarıyız sonuçta ya. Ay ne yapacağız Selin? Dördümüz arkadaş grubu mu olacağız? Biç 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 biç. Kızım bak Yaprakcığım. Ben istiyorum ki buzlar çözülsün. Ya evlenirken arkamda ben böyle bir takım entrikalar, çözülmemiş olaylar, böyle karmaşık duygular falan bırakmak istemiyorum ya. İstemiyorum. Dünya kabul etmiyor o. Ben böyle bir şey kabul etsem de Volkan böyle bir şey istemez ki Selin. Ya istesin istemesin Yaprak. Ya kocamdır bir yerde ama ailece görüşeceğiz yani. Hayır bir de burada yüz yüze bakıyoruz kızım. Aslıcığım sen ne dersin? Hayırlısı olsun arkadaşlar. Gençsiniz siz daha. Kırmayın birbirinizi. İyilikler, güzellikler olsun. Böyle. Ya. Tamam lan tamam. Şişt, tamam be. Aa, düt 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 kafa derler lan buna. Niye bağırıyorsun bize? Sen, tamam Emirhan'cığım. Bağırmıyorum, bağırmıyorum. Maşallah, sende de değil bir karış ha. Emirhan o, ben Kerimcan. Hangi yer üstü olacak? Sağ el üstü olacak. Bak, kaç kere gösterdim çocuklar. Sol el altta olacak. Anladınız mı? Bak, bu da o. Bak, bir daha gösteriyorum. Bak, düttüre düttüre bak. Anlamadınız mı? Oo, işimiz var sizle ha. Bizim seninle işimiz var. Emirhan, yıpratma yavrum beni. Kerimcan. Tamam, neyse işte. Detaylara takılmayın şimdi. Hayret bir şey ya. Bak dışarıda 30 derece sıcaklık var. Herkes bahar gelmiş fıldır fıldır geziyor sere serpe. Biz burada 4 kişi odaya kapandık. Metozoru bir iş yapıyoruz. Zorlamayın beni çocuklar. Ben klasik müzik çalmak istiyorum. Çünkü bale yapıyorum. Bale mi yapıyorsun? Ne işin var baleyle ya? Bırak baleyi ya. Benim kız kardeşim de bale yaptı zamanında. En fazla oturmasıyla kalkmasını öğrenir dediler. Onu bile öğrenemedi ya. Sen bale yapacağını yemek yapmayı öğren. Bak sana bir abi tavsiyesi. Bale kötü bir şey mi? Benim çişim geldi. Oğlum nasıl delikanlısın sen ya? Kızın yanında çişi gelmişmiş. Tut çişini biraz. Gülme lan. Tut çişini. Ders bitince. Hadi bakayım. Şimdi bak size özel bir beste çalıyorum. Kendi bestem. Böyle şeyler yapalım ki neşemizi bulalım değil mi? La bale kabrıyla. Affedebilecek misin? Seni 9 ay karnında çocuğunu taşıyan o fedakar kadın affetsin Cem. O aslında evlenmek istemiyor ama. Beni seviyorsan evlen Cem. O çocuk babasız kalmasın. İleride senin çok iyi, altın kalpli bir Aslı teyzen vardı dersiniz. Diyeceğim Aslı. Cem Junior hepsinin hikayelerini dinleyerek büyüyecek. Ormandaki hikayeyi anlatmayın ama. Çocuk korkar şimdi. Tamam bunu anlatmayayım. Ne olacak şimdi? Victoria gelecek. Onunla birlikte gün almaya gideceğiz. Öyle sade bir nikah olsun istiyorum ben. Ben de ondan sonra artık ölü bir adam olarak hayatıma devam edeceğim. Çok büyük sevaba giriyoruz ama Cem. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Nasılsın Victoria? Zor günler geçirdim tabii. Şimdi daha iyiyim. Ya ne yaptın o küçücük bebeği oralarda yalnız mı bıraktın? Yoksa süt vermeyi kestin mi? Kestim. Aa, ne? Olur mu öyle şey canım? Ne kadar süre süt verdin? Birkaç gün. Ne? Birkaç gün mü?
Öyle şey olur mu canım? Birkaç hafta diyecektim, birkaç gün çıktı. Türkçe problemi işte. Ya öyle mi? Ama bir çocuğa yani birkaç hafta bile süt vermek çok az. Aslında en az 40 gün vermen gibi. Neyse Cem, şimdi ne yapıyoruz? Hadi Victoria, hadi canım. Gidelim belediyeden gün alalım da ne olacaksa olsun artık. Eğer gerçekten istiyorsan tabii. Aslı, bu şimdi senin için çok zor olacak, değil mi? Yok, benim zaten bu olayla inanır mısınız hayat felsefem değişti. Vallahi ben kendimi insanlığa adamaya karar verdim artık. Mühim olan gelecek nesiller, değil mi Victoria? Aa, yemeyin kardeşim. Kereviz yenir mi ya? Ispanak da yenmez. Neymiş bu yani? Annem sebze yemezsen büyüyemezsin dedi. Ya bırak, olur mu öyle şey ya? Külliyen yalan şerefsizim. Ben sizin yaşınızdayken kebapla çikolatadan başka bir şey yemiyordum. Sizce büyümemiş bir halim var mı? Şerefsizim, büyümüşsün abi. Eyvallah Emirhan, çak bakayım. Neyse, bundan sonra ıspanak, kereviz bilmem ne eziyetine son. İsyan edeceksiniz. Ben flüt çalmak da istemiyorum. Aa, bak şimdi orada dur. Bazı şeyleri gizli yapacaksın. Şimdi siz buraya geleceksiniz, biz makaramızı, eğlencemizi yapacağız, ha? Ondan sonra siz eve gidince diyeceksiniz ki güzel de ders falan filan yapacaksınız. Ya bu flütten bir halt olmaz zaten ya. Şerefsizim olmaz abi ya. Tabii lan, star flütçü var mı? Tarkan çalıyor mu flüt? İşte kutu kutu ben sen yapıp böyle flüt mü çalıyorsun ha? Şerefsizim böyle bu iş ya. Değil mi Emirhan? Kerimcan. Ya ne neyse kardeşim, Emirhan Kerimcan anne işte ya. Eğlenmiyor muyuz ya şerefsizim? Eğleniyoruz şerefsizim abi. Vay be, sen de erkek Fatma oldun ha. Alın lan flütleri, al. Arap geçeceğiz. Hey, tanımasaydım sen benim Allah'ım olurdun. Anaları süsle. Al Tahsin'cim. Sağ ol. Sen ne örüyorsun böyle? Boda mı örgü örmek? Bir arkadaşın oğluna patik. Ya. Çok şükür. Anne, çocukların velileri beni niye şikayet etmişler ki ya? Biz onlarla iyi anlaşıyoruz gayet, çocuklarla. Hay vallahi bilemiyorum. Bütün gün anneleri aradı. Yok efendim, argo konuşuyorlarmış çocuklar, kereviz yemiyorlarmış filan, öyle bir şeyler anlattılar işte. Anneler çok şikayetçi senden. Çocuklara küfür müfür öğretmişsin. İçlerinden bir tanesi bana çok kötü şey demiş. Çocuk psikolojisinden hiç anlamıyor, ne biçim bir öğretmen bu dediler. Vır 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 kafamı yediler yani. Ay sinirden öldüm. Volkancığım, canım senin ders vermene gerek yok artık. Çünkü bizim düğün iptal oldu. Aa, iptal mi oldu? Ya. Ayrıldınız mı yani? Kısmet. Artık bu yaştan sonra zaten, değil mi? Çok şükür. Olur mu öyle şey? Neden ayrıldınız kızım? Anne bak, buraya ne yazıldıysa o. Biz ona karışamayız. Hayırlısı diyeceksin, susacaksın. Aslı bak, farkındaysan hiçbir şey söylemiyorum yani. Yani keton bir kişiliğe sahibimdir ayrıca. Ama ben de ya takdir görmek isterim, değil mi? Allah razı olsun Selin, tabii. Kader böyleymiş. Ne yapacaksın? Ya. Kızım ne biçim laflar bunlar böyle? Vallahi isabet olmuş Aslı. Salak herifin tekiydi o zaten. Sen şimdi bulursun başka birini. Aman artık. Geçmiş bizden, bitmiş. Siz kendi saadetinize bakacaksınız. Olur, bakarız. O zaman artık çocuklara flüt dersi vermeme gerek yok. Yani, değil mi? Evet de yarın gelecekmiş yine bunlar. Aa,
Ben çok severim. Ben öğretirim onlara flüt. Ya? Sen çocuk seversin. Ya? Sen. Tabii. Flüt de bilirsin. Tabii. Aa. Öğretirim ayol ben onlara. Yazık. Günahsız yavrular onlar. Ya Aslı, uzun seni terk ettiğinde üzerinde bu kıyafet mi vardı? Hayır öyleyse yani adam haklı. Bak şimdi bak. Haylaz, çok haylaz. Ya. He? Ay Tahsin. Ne biçim şey bu ya? Ay çok kötü Fena, çok kötü. Aslı, sen kaç oldun şimdi? 35 mi oldun? Artık bir yaştan sonra 30, 35, 40 değil mi? Mühim olan sağlık. Tabii. Aa, olmuyor böyle Maya. Çok şükür. Ne bu böyle? Çok sıkıldım ben. Oh bir tanem. Aramızdaki bütün sorunları bu akşam yemeğiyle aşacağımıza eminim ben. Hep söylerim. Köprülerin altından çok sular geçti. Olgunlaşmak lazım değil mi canım? E tabii arkadaşlar, yani bir yaştan sonra artık dargınlıklar, kırgınlıklar boş. Yani Allah uzun ömür versin ama kaç yılımız kaldı ki şurada? Ha? Aslında bizim bayağı var yahu. Aslıcığım çok haminle gördüm seni. Veyahut kıskırısı mı desem? Bak şimdi haylaz seni bak. Haylaz. Dizlerim ağrımasa kalkacağım buradan ama. Hadi. Aslı, sen iyi misin ya? İyiyim hamdolsun, şükür. Aslı bak, ben de bittim ama sen... Acaba diyorum, bir psikoloğa falan mı görünsen? Aa, sen Kumral'ı tanıyor musun? Kumral? Ya? Psikolog. Hayır, pisi pisi. Bak, Cem abisi bu Kumral. Ya? Bak şimdi bak. Bu yazık. Bunun bacağı sakatlanmıştı, kaza geçirmişti. Bunu aldılar, tedavi ettirdiler, baktılar. Ya? Benim de var çok. Apartmanın arka bahçesinde 14 tane kedim var benim. Ya? Benim çocuklarım gelecek. Ben daha onlara limonata yapacağım. Çok işim var benim. O zaman ben gideyim. Tamam. Hadi arkadaşlar. Alasmaldık. Alasmaldık Kumral. Bak meow demedim bu sefer. Haydi. Adı nedir? Blok flüt, değil mi çocuğum? Ya. Haydi hep birlikte söyleyelim. Blok flüt. Volkan abi blok flüt bir halta yaramaz dedi. Aa, olur mu Badegülcüm? Şarkılar çalacağız, türküler çalacağız, değil mi? Şerefsizim, sıkıldım. Aa, Kerimcan bak, hiç ben duymadım bile o lafı, duymamış olayım yani. Ben size kurabiye ikram edeyim, ha? Bunları ben elimle yaptım. Dersten sonra verecektim ama hadi bakalım. Ağzınız tatlansın. Herkes şurer tane. Sen de canım. Al bakalım. Çok güzel ders yaparsak ders bitince bunlardan birer tane daha. Ya işte kurabiye lafını duyunca hemen güldün. Köfte horlar değil mi? Ya. Şimdi çalalım, sonra ben size birer kurabiye daha vereceğim. Benim arka bahçede kedilerim var. Ya, 14 tane. Onları gösteririm, oynarsınız. Oh, çok şükür. Ya Volkan ya, bir yemek yiyeceğiz, hop bitecek işte ya. Selin, zorlama beni. Delirtiyor herif beni.
Onu görünce kimyam değişiyor. Hele o gülüşü yok mu gülüşü? Başka bir insan oluyorum ben ya. Ama Volki ya, Yaprak bile kabul etti. Bir tek sen mızıkçılık yapıyorsun. Kubilay da geliyor ha, yüzsüz. Ya Volkan, bak Kubilay'la ben eski ilişkiler konusunda son derece cool insanlarız. Ya bitmiş gitmiş olay ya, bitmiş ya. Yok yani artık. Bak arkadaşız biz. Vallahi Selin, o herif böyle Yaprak'ı ellemeye falan kalkarsa ben masanın öte tarafından kafayı uçarım söyleyeyim yani. Allah Allah. Ne alaka yani? Niye? Ne oluyor? Sana ne? Ya benimle bir alakası yok da hani şey olarak yani etik olarak kalabalık içinde yani öyle el kol hareketini sevmem. Yaprak benim bacım sayılır nihayetinde. Bak Okan'cığım, eğer bu yemeğe gelmezsen Yaprak'a karşı hala duygular beslediğini düşünmeye başlayacağım falan yani, tamam mı? Ya anlamıyor musun sen ya? Bak bana, ben ne kadar rahatım ya. Ya bitirmişim olayı ya. Kardeşim Kubi benim, kardeşim. Selin, o zaman bir şartla gelirim. Lütfen şu düğünü biraz küçült Selin. Kurudum, geberdim ya. Ya. Ne? 450 kişi olsun o zaman. Gel. Gel. Aman, aman. Aman, yazık sana. Aman, seni veteriner amcaya mı götürdüler? Mama mı verdiler sana? Çok garip. Ne zaman bebek bakımıyla ilgili teknik bir soru sorsam kaçıyor. Kim canım? Victoria yol. Yani bak şimdi iyi dinle. Bebek 4 aylık olmuş. Ama kız bebek bakımıyla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Fatoşçuğum başkasına baktırıyordur. Bu zamane kızları böyle oluyor. Bizim zamanlarımızdaki gibi değil. Bizim zamanlar. Hangi zamanlar? Bilmiyorum. Fakat ne kadar güzel çocuk. Değil mi maşallah, babaya çekmiş. Ya reklam bebekleri gibi böyle canım. Aslıcığım, neyin var senin şekerim? Yani kendine gel artık. Ben zaten bir aşk kadını olarak bu konuda doğru karar vermediğinizi düşünüyorum. Ne olurdu, siz yine evlenirdiniz, Cem de gider arada bir bebeği görüverirdi. Kısmet Fatoş, vallahi ne yazıldıysa o şeker. Of, of, of! Ay hep aynı laf, hep aynı laf. Fatoş. Ha canım. Anam bak bunlar yeni çıkmış dergiler, Cem'e ulaşılamıyor, sana emanet ha. Ver bakayım. Moda dergileri var mı içinde? Çeşit çeşit var. Yalnız Fatoş bunların bir eşinden daha yok. Bunlar Amerika'dan geldi, tamam mı? Kurban olayım, emanet bunlar, kaybetmeyin yani. Bakın hemen verin bana. Ay tamam, çok güzel elbiseler var, çok güzel ayakkabılar var. Aslı gel şuraya bak. Ay benim hiç o taraklarda bezim yok. Vallahi hiç. Anam al bak bunlara ya. İçin açılır biraz. Bak farklı farklı dergiler. Şunlara bir bak ya. Aa çocuk dergileri de mi var? Ah canım. Ay bak. Ay ne güzel çocuklar var maşallah ya. Ya, ya. Benim de çocuklarım var. Beraber flüt çalıyoruz. Ya. Çok güzeller ama canım. Hele bir Kerimce... Bu ne ya? Ne oldu Aslı? Yani... Ne oldu kız? Ya Cem Junior. Ne? Gel bak. Bakıyor. Ah! 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 Ay ne biçim bir üç kağıt bu? Nasıl iş bu ya? Dergiden kesmiş ya. O zaman bebek falan yok. Evet. Aslı belki reklamda falan oynatmıştır kadın. Nereden biliyorsun? Olur mu ya? Baksana ne diyor? Bu this baby, bu bebek 22 yaşında şu anda. İşte 22 yıldır bu mamalarla çocuklarımızı besliyoruz bilmem ne. Çocuğun 22 yaşındaki resmi de var burada. Tabii ya, tabii ya. Onun için bebek bakımıyla ilgili hiçbir şey bilmiyordu. Ha ben zaten ikinci ayda makarna yemeye başladı. Benim makarnama bayıldı. Tıpkı babası Cem gibi falan deyince şüphelenmiştim zaten. Ay, ay, ay sizi ayırmaya çalışıyor. Ne iğrenç bir kadın. Şesu, Cem'i bağla bana. Anam ulaşılamıyor diyoruz ya sana.
Ne güzel, medeni ve çağdaş, ailecek görüşen insanlar. Bize de bu yakışır öyle değil mi prenses? Volkan'cığım, tatlı endüstrisi nereye gidiyor bakalım? Bak, mahsustan laf atıyorum ki ortaya, ortam sıcaklaşsın. Bir yere gitmiyor Kubilay, durduğu yerde duruyor. Sen kafanı yorma bu işlere. Selin, hadi bir an evvel bitir yemeği de, geçe kalmadan gidelim. Kubi senin işinle ilgilendiğini ifade etmeye çalışıyor Volkan. Eksik olmasın, sağ olsun. Gölge etmesin, başka bir şey istemez. Yaprakcığım, sezonun en vazgeçilmez parçaları hangileri sence? Zevke göre değişir Selin. Ah Yaprakcığım. Almışsın küçük bir kız çocuğunu. Onu allamışsın, pullamışsın. Süslemişsin, püslemişsin. Battal boya getirip yaprak yapmışsın. Hınzır şey seni. Canım benim ya, çok seviyorum kendisini. Şirin kişilik. Gel canım. Tatlı şey seni. Bıcırık şey. Buruna pıt hareketi ha. Hiç değişmemişsin Kubilay, hiç. Biliyorsun ki buruna pıtı çok severim. Bir anlamda benim markamdır. Ben de benim markam zannediyorum. Neyse yani. Bak şimdi. Selim, buruna pıtın patentini mi aldın yoksa? Çok tekelci gördüm seni. Al senin olsun. Tepe tepe kullan. Kime istiyorsan, nereye istiyorsan pıt yap şekerim. Tamam, uzatmayın şunu Selin ya. Ben nerene istiyorsan oraya pıt yaparım Selin. Büyütmeyin ya. Ya hakikaten ya, bir pıt yüzünden yani tadımızı kaçırmayalım. Lütfen hemen yiyip kalkalım. Aa, hayır yani mesele o değil de ya, ben Kubilay'dan böyle daha yaratıcı, daha kreatif bir şeyler beklerdim. Her birlikte olduğu kanada aynı hareket. Nereye kadar yani? Böyle canım. Seyret. Gel canım. Pıt. Gördün mü yaptım? Canım gel ve orada kal. Bak sürekli yapıyorum. Bıkmadan, usanmadan. Bunu her zaman yapabilirim. Var mı itirazı olan? Var. Yeter lan. Oyuncak mı? Tık 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 vuruyorsun kızın burnuna. Ay sana ne? Ha sana ne? Yaprağın burnunun derdi seni mi gerdi? Bak 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 bak. Sinirlenince ne kadar güzel oluyorsun prenses. Bunu hep söylerim biliyorsun. Bunu hep bana da söylüyorsun Kubilay. Şşş arkadaşlar, işin rengi değişmeye başladı ha. Şurada düğünde yüz yüze bakılacağız diye bir iyi niyet yemeği yiyelim dedik. Suyunu çıkartmayın. Sonuçta kanka olacak halimiz yok yani. Düğün ha? Dur sen söylemeden ben tahmin edeyim. Prenses düğünü çırağın da istiyor öyle değil mi? 500 kişilik. Nereden biliyorsun lan? Kendini o kadar özel zannetme Volkan. Biz de prensesle evliliğin eşiğinden birçok defa döndük. Prenses evlenmeyi kafaya taktıysa mutlaka evlenecektir. Kiminle olursa olsun. Ne? Ne diyor lan bu yılıbık? Neden iki lafın başı prenses? Hı? Neden sürekli prenses diyorsun? Onun gerçek bir adı var, Selin. Doğru söylüyor Yaprak. Ne öyle labali labali konuşuyorsunuz, prenses bilmem ne. Ben hoşlanmam böyle şeylerden. Bravo Yaprak. Bak bak bak. Birlikte koalisyon kurdunuz ha? Bravo, tebrik ederim. Devamını da dilerim. Kubi canım, biz de ikili olalım, bunlara cephe alalım ha? Oo prenses, çok stratejik gördüm seni. Gülme lan! Bak yine prenses dedin, yine! Olun siz, cephe olun. Ne de olsa evliliğin eşinden döndüğün eski erkek arkadaşın. Evleneceğin adam ol, cephe ol hadi. Yaprak, sen dolduruyorsun Volkan'ı böyle değil mi? Bravo, ellerine sağlık. Hadi durma, kutla 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 bu zafer senin, hadi. Ne alakası var seni terbiyesiz? Ama şimdi prensesin bir terbiyesizliği yok Olga. Sen onu niye koruyorsun Kubilay? Terbiye yeter! Ne kadar gereksiz bir şeymiş birlikte yemek yemek. Ay oha falan oluyorum size böyle komple. Oha oluyorum, oha. Ay Allah'ım yardımcısı, siz var ya siz resmen kendi gölgenizle kavga ediyorsunuz. Kendi gölgenizle. Bir kere arıza senin bu burun pıtına takmandan başladı Selin ha. Ne? Prenses,
Gel canım, biz gidelim istersen. Hadi. Yaprak, gel sen, uyma bu manyaklara. Yürü. Şşş. Bir dakika ya. Gringo. İlancı gördüm seni. Yolla bakayım kızı buraya. Önce sen benimkini gönder. O zaman aynı anda. Bir. İki. Üç. Düş önüme kız. Evlenmedik Aslı. Hemen öyle evlenir mi? Gidip gün aldık. Neyse. Canım sen nasıl hissediyorsun kendini? Bırak, beni bırak. Ben gayet iyiyim. O zaman siz rezervasyonunuzu falan iptal edin günümünü. Çünkü ortada bebek falan yok. Nasıl ortada bebek falan yok? Yok. Cem Junior diye biri yok. Yalan dolan, hava civa. Neden bahsediyorsun Aslı sen? Cem Junior 22 yaşına gelmiş. Her şey yalanmış. Aslı, Aslı canım yapma böyle. Ne olur. Hadi gel otur şöyle sen biraz. Bir dinlen, bir sakinleş. Hadi. Ya ben sakinim. Gayet son derece sakinim. Sadece sakin de değilim. Allah'ım çok mutluyum çünkü her şey halloldu. Problem yok. Tamam, tamam. Çok güzel. Problem yok. Gel canım otur sen şöyle. Gel. Ya niye oturtmaya çalışıyorsun beni Cem? Ne oluyor? Allah Allah. Ya Cem Junior diye birisi yok. O bir dergide bir resim sadece. Öyle birisi yok. Of Aslı nasıl dayanırım ben senin bu haline? Tamam canım geçti. Geçti sakin ol. Ya yüzümü tutup durma Allah Allah. Anlatıyorum bir dakika dinlersen. Victoria yalan söylemiş. O resim bir dergideki reklamdan. Dergideki reklamdan? Evet. Yani Cem Junior. Ya kız biz ayrılalım diye plan yapmış manyak. Öyle bir bebek yok resim. Hangi dergi bu Aslı? Hah dur göstereceğim sana. Nerede buradaydı bunların arasındaydı. Nerede ya? Aslı yapma böyle dayanamıyorum artık sevgilim. Ya Cem ben delirmedim. Buradaydı dergi birisi aldı herhalde. Kim aldı ya Allah'ım? Tamam canım sakin ol ne olur. Geçti her şey geçti her şey çok güzel olacak. Ya tutup durma beni Cem. Allah Allah ben delirmedim ya gayet. Bak buradaydı dergi birisi aldı herhalde dergiyi. Burada bir dergi vardı. Dergide Cem Junior'ın resmi vardı. Cem Junior diye birisi yok aslında o bir resim. Anladın mı? Nerede ya Allah Allah. Bak deliririm ben şimdi. Sen aklı mı koru kız ne hale geldi ya Rabbi. Yazıklar olsun Selin. Aynı düğün dernek planları Kubilay'la da ha? Damat aksesuar tabii. Gümüş nikah şekerleri olsun yeter. Okan ya vallahi hadise yaratıyorsun ya. Ya her genç kızın hayalidir evlilik planları falan. Hem biliyor musun sen 5 yaşında karar vermiş Gölge'nin modelini falan. Vallahi ben özel olmak isterim Selin'cim. Evlilik demir bir leblebi yani. Bak ben senin için çoluğa çocuğa flüt ders verdim. Deli çıkıyordum. Aşkım. Şey, ya bir daha o gıcık çiftle görüşmeyelim ailecik. Lütfen ya. Sahi nasıl gidiyor dersler? Ben Aslı'ya devrettim ama onu da istememişler herhalde. Yine velilerden şikayet mi gelmiş? Yok, bu sefer veliler memnun, çocuklar istememiş. Enteresan. Aa, bak flüt ders dedi de aklıma geldi. Aşkım senin için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadım. Hani psikolojiden falan anlamıyor diyor mu ya? Bak bunu kaptım getirdim sana ofisten.
Aa, zahmet ettin Selin. Bu İngilizce ama ben artık resimlerine bakarım. Bravo ya. Ya ben bu kadar zahmetler vereyim, fedakarlıklar yapayım, sen resimlere bak, sağ ol. Yok yavrum, latife ettim, şaka yaptım ya. Sağ olasın. Hadi, beynimizle ilgili hayaller kuralım. He? Aslı bak şöyle yapalım. Sen bana hangi dergi olduğunu söyle, ben çıkıp dışarıdan alayım o dergiyi. Ah işte, Türkiye'de yok o dergi. Bir tane vardı, o da yok oldu. Anlıyorum canım. Bak ben sana inanıyorum. Aslıcığım, ne olur yıpratma bu kadar kendini. Hadi bak gel otur, sakin. Ben kafaya taktım, bulacağım o dergiyi, bitti. Zaten işler karıştı, saçma sapan bir ortamdayız Cem. Bak, Selin Kubilay'la çıkıyordu, tamam mı? Volkan Yaprak'la çıkıyordu. Volkan, Selin'le evlenmeye karar verdi. Kubilay Yaprak'la çıkmaya başladı. Victoria ile nişanlıydın sen, ondan sonra bana aşık oldun. Victoria gitti, sen geldin buraya. Victoria hamileyim diye geri döndün, meğer çocuk doğurmuş. Cem Junior bilmem ne, çocuğu dergide görüyoruz. Yeter artık, aa beni bir yere kadar dayanırım değil mi ben? Nerede bu dergi ya? Volkan, aradan 20 yıl geçmesine rağmen Sütçüoğlu Holding'in hisselerini elde edemediğini mi söylüyorsun bana? Aslı Sütçüoğlu'nu ortadan kaldırmalıyız demiştim. 20 yıldır aynı pembe dizi. Tık yok. Herkes herkese sevgili oldu. Aslı Sütçüoğlu hala vadide. Yoksa beni ortadan kaldırmakla ilgili planlarınız mı var ha? Oysa biz de Ramon'la artık kesinlikle evlenmeye karar vermiştik. Demek ki Victoria ve Ramon'un gayrimeşru çocuğu Ramon Junior'ın aniden çıkıp geliverme ihtimali sizi korkutmuyor. No señorita. Ay, ne sıkıcı adamsın sen be. Vakit geçer mi bununla no señor si señor? Başka bildiğim şey yok. 20 yıldır no señor si señor. Oğlum tam zamanında gelip bu evliliği engelleyecek. Yani Ramon Junior'ın 20 yıl sonra aniden vadiye gelip Sütçüoğlu Holding'in hisselerini elde edeceğini mi söylüyorsun? Korkarım, hefet. Bu vadide oyunun kurallarını herkes bilir. Volkan Sütçüoğlu. Yıllar önce bu bölgenin tüm tost kaşar üretimini ele geçirebildik. Ama sen manasızca inat ettin. Esas sen inat ettin. Kubilay Peynircioğlu. 20 yıl önce misafir olarak geldin, hala gitmedin. Bu nasıl misafirlik kardeşim? Mahzenlerde şarap bitti, viski bitti. Ne yüzsüz pis bir şeymişsin sen. Beni hatırladınız mı? Aman tanrım. Yoksa... Ramon Junior. Oğlum. Ah Ramon. Aynı sana benziyor. Vadide ne işin var Ramon Junior? Holding'deki hisselerimi almaya geldim. Yani... Sütçüoğlu Holding artık benim. Şirketi elimizden almaya çalışacağını mı söylüyorsun? Korkarım, evet. Ramon Junior, bela gördüm seni. Demek şirketi elimizden alacağını söylüyorsun. Öyle mi? Bu servet oğlumun hakkıdır. Aa,
Si. Bakalım Volkan Sütçüoğlu bu planın karşısında neler yapacak? Ben 20 yıl önce söylemiştim bu velet bir gün büyür, ümümüzü sıkar diye. Dinlemediniz ki beni. Artık bir 20 yıl daha gider bu dizi böyle. Biz de ekmeğimize bakarız, ne yapalım? Her şey o kadar kolay değil. Önce kız kardeşimi ortadan kaldırmanız lazım. Vay vay. İki vahşi kedi. Sevgilim Yaprak, hangi rüzgar astı sizi buraya? Ya canımı mı alacaksın oğlum? Aa, 500 kişilik düğünmüş. Hale bak. Hale bak neler oluyor. Kızlar, hastayı yok etmeden emellerimize nail olamayız. Neydi o ya? Ne şanslı çocuklar var ya Rabbi. Orada unuttum ya. Ne? Ne? Ne zaman? Bebek bakımıyla ilgili teknik bir soru sorsam? Bir dakika Volkan Sütçüoğlu. Unuttun galiba. Sütçüoğlu Holding'in yer sırası. Oğlum, koalisyon olun. Zaten senin eski erkek arkadaşın değil mi o? Evlenmeyi düşündüğün adam. Oğlum da kahane geliyor. bu nedenle ben takdir görmek istiyorum yani artık. Allah razı olsun senin. Kısmet. Böyle susacaksın. Bazı şeyleri şey yapacaksın. 20 yıldır bizim evimizde nasıl misafir olarak durabiliyorsun hala? Bilmiyorum, benim lafım mıydı bilmiyorum. Yaşlanmışım olsun, varsın, güç olsun, geç olmasın, otoriteme kariyer...